Bismillah, 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 Bismillah. Beni gördü bak. Bismillah. Camide yabancı madde var. Cemaate böyle yaptı. Bu kim? Dediler hocam misafir. Nereden geliyor? İstanbul'dan. Ne iş yapar? Dediler ki sanatçı. Cevap? Camide ne işi var? Dediler ki bu camiye geleninden. Hiç inanmadım. Hiç sevmedi beni. Namaza başlayacağız. Tamam mıyız dedim. Hocam tamamız dedim böyle bir. Ha demedim. Namazdan önce bir sohbet yaptı. Kabe'nin yapılışını anlattı bak. Karadeniz'de geçmiş zaman yok. Her şey şimdi oluyor. Ve Karadenizler her şey kendileri de oradaymış gibi anlatıyorlar. Bak Kabe'nin yapılışını aynen böyle anlattı. Allah Hazreti İbrahim'e dedi. Ha buraya bir ev yapacağız. O dedi Allah'ım burada evi ne diyeceksin? Sağ yap diyorum dedi. Mevzuya böyle bak orijinaliz her yer öyle. Bakın ben Urfa'ya gittim. Urfa'da bir hocadan Nuh Tufanı'nı dinledik. Sohbet yaptı. 10 saniye sürdü. Koca Nuh Tufanı'nı 10 saniyede özetledi. Allah Nuh'a dedi sen siyah bir gemi yap. Aha ben suyu salayım dedi. Böyle Dalin abi ya. Sen bekliyorsun bitti bitti sohbet bitti yani. İşte. Muhabbet bu orijinalizm. Bakın. Diyarbakırlı bir hocadan namaz nasıl 5 vakte düşmüş onu bir dinle bak ne olur sandalyeden düşersin. Namazı ilkken de 50-55 vakit falan yani. Bu nasıl 5'e düşmüş onu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan geldi. Cibril-i Emin ona dedi ki Resulullah bize ne getirdin? Dedi 50 vakit namaz. Vallahi kılmazlar. Şimdi adam mevzuya böyle giriyor. Orijinal ve güzel bir milletiz. Dünyanın en güzel cömertiz, orijinaliz. Ve biz merhametli, vicdanlı, irfanlı, muhabbetli insanlar. Düşene kimlik sormayız. Önce tutar kaldırırız onu biz. Irkın ne, dilin ne, memleket ne de sormayız. İnsanız çünkü insan. Şimdi bu kadar güzel ve orijinal bir milleti yıllarca Avrupalı yapmaya çalıştılar. Ulan derdiniz ne? Neyi yakalayacakmışız? Bak çocukluğumdan beri duydum ben bunu. Avrupa medeniyetini yakalayacağız. Dünyanın en büyük yalanıdır bu. Medeniyetin beşiği bu topraklardır. Avrupa'nın medeniyeti olsa dünya bu halde olmazdı şimdi. Hangi medeniyetmiş? Avrupa medeniyetmiş. Külahımı anlatsınlar beni. Gelsinler. Gelsinler medeniyeti buradan öğrensinler. Bir de bu politikalar yüzünden ülkede bir sürü Avrupa hayranı insan yetişti. Yazık değil mi ya? Adam İngiltere'ye gitmiş sanki Kabe'yi görmüş öyle heyecanla anlatıyor. Hocam İngiltere'ye gittim dedim Allah kabul etsin. Buckingham Sarayı'nı gezdik muhteşem. 600 adalı saray yapmışlar inanılmaz diye. Evet 600 adalı saray yapmışlar içine bir tane tuvalet koymamışlar. Saray ahalisi çaldıklarında dolaşıyor. Niye biliyor musunuz? O saray yapılırken bu İngiliz tuvalet ne bilmiyordu çünkü. Banyo ne bilmiyordu. Sarayda gezemezsin. Her sütunun önünde bir prensin hatırası var yani. Gezemezsin ya. Görmüyor musun? Tarihi filmlerde o Fransız leyliler, kontesler falan var. Bir elbise var. Aha bu kadar. Üç oda bir salon. Kızılay çadırı gibi. Elbise bu kadar. O elbisenin adı ne? Tuvalet. Onun adı niye tuvalet? Çünkü o bir tuvalet. Lady Manu giyiyor bahçede dolaşıyor. Hacete gelince pıt yapıyor devam ediyor. Onlar da onun için tuvalet. Bunlar tuvalet ne banyo ne bilmiyordu. Benim ceddim dağa taşa medrese hamam yapıyordu. Kim daha medeniymiş kardeş? Ne medeniyetinden bahsediyorlar? Bir de bunlar bizi beğenmiyor ya en çok ona hasta oluyorum ben. Türkler kurallara uymaz. Yasaklar o. Sistemsizler. Yasak dinler. Yalan. Biz kurala da yasağa da uyarız. Yeter ki o kural ve yasak bizim kafaya yatsın. Niye kardeşim demiyorlar mı dünyada sorgulayan beyinler istiyoruz ha? Onun cennetidir burası işte. Sorgulaya bak şuraya bir tane şerit çekin başına bir adam koyun. Deyin ki buradan kimse geçmeyecek. Oraya bir İngiliz gelsin bak. Sir buradan geçmek yasak. İngiliz'in tavrı budur. Oh I am sorry okay. Sorry bye bye. Çok I am sorry. Bu da erkek ya. Sorry. Adam korkuyor böyle yapıyor. Oh my god. O ne lan? Öyle erkek mi olur? Bizde erkekler korkarken bile posta koyar. Bak bizimkine köpek saldırıyor korkması bile böyle. Lan! Hani adam korkarken bile kuyruğu dik tutuyor. Bak şimdi oraya bir Türk gelsin. Beyefendi buradan geçmek yasak. Niye? Al sana sorgulayan beyin. Ona mantıklı bir açıklama yapamazsan geçer oradan. Ama anladı, mantığına yattı, geçmez, kimseyi de geçirmez. Biz uçakla bir yerden geliyoruz, uçak inişe geçti.
benim camın panjuru kapalı. Güneş geliyor diye. Hostes hanım geldi ben yaptı. Beyefendi camın panjurunu açar mısınız? Niye? Refleks mi bizde? İneceğiz dedi. İnin. Onu açmanız lazım. Niye? O da bilmiyor. Ona açtır demişler. Açtırıyor galiba. Ne yapsın? Dedim ki hanımefendi ben açmazsam inemiyor muyuz? Ne yani? Kontrol bende mi şu anda? Hop. Alayınızı düşünürüm lan. Açtım. Üzülüyor kızacağız. Görev vermişler. Ne yapsın? Gitti. Ölüyorum meraktan. Kapatırsam ne olacak? Ufak ufak geri kapattım. İndik. Hiçbir şey olmadı. Sonra ben bunu öğrendim. Bir yetkili bana anlattı. Mevzu şuymuş. Uçak bir kaza anında düşerse o cam açık olacakmış ki oradan dışarıyı gözlemleyebilelim. Yangın mangın varsa içeridekileri de uyaralım. Mevzu buymuş. Yersen böyle. Yersen tabii niye? Lan diyor ya bir kaza anında. O ne biliyor musunuz? 10.000 metreden düştük. 10.000 metreden düşmüşüz. İçeride hala yaşayanlar var. Dışarı çıkacaklar. Ben böyle yapıyorum. Bir dakika. Gözlem yapacağız. Yangın var çıkmıyoruz. Onlar da iyi oturalım. Değil misiniz? 10.000 metreden düştük. Bir tane bile sağ adam varsa içimden geçer gider o benim. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Eğer ben çok ayet biliyordum, sure biliyordum, unuttum diyen varsa. Ben hafızdım, okumaya yarısı gitti falan diyen varsa. Uçağa binin. Bakın ilk sallantıda hepsi geri geliyor. Biz bir fırtınaya yakalandık. Uçak bir sallandı benim bütün ayetler geri geldi. Nasıl okuyorum hem de tecvitli mecvitli. Bir daha salladı, hadisleri de aldım ben. Bakın bir fırtınaya yakalandı uçakla. Bak uçakta 300 kişi var, yemin ediyorum 300 tane evliya vardı uçakta. Ben o kadar yürekten Allah diyen adam bir arada hiç görmedim. Ciğerden geliyor, uçak bir sallanıyor adam böyle. Allah diye. O kadar samimi Allah diyen bir adam bir yerde göremez. Güne gelelim, güne. Güne? Bugüne. Ekrem diye bir arkadaşım vardı senin. Ekrem mi? Ha, tamam. Kolpacı. Bir adamın, diyorlar ki bir söz var, adamın gözleriyle sözleri birbirini tutmuyorsa inanma. Şimdi bunu şiar edin sen. Adamın gözleri de ki hiçbir uzvu birbirini tutmuyor. Hani her bir yeri başka konuşuyor adama yani. Oraya geleceğim az sonra. Şimdi dünyanın en güzel ülkesi diye boşa söylemedim. Bakın şu kadar insan bugün evinde oturup kahvesini, çayını içerdi, televizyonu seyrederdi, işte keyfini bozmazdı. Niye bu kadar insan burada? Çünkü bu kadar insanı buraya çağıran birinin bir derdi var, buraya gelenlerin de bir derdi var. Kardeşim dert sahibi adamız, onun için buradayız. Dünyanın en güzel şehri diyoruz da sahip mi çıkmayacağız? O muhabbetle, o birlik duygusuyla, o cem olalım, bir olalım duygusuyla buraya geldiniz. Bakın, bunu parayla yapamazsınız. Bunu reklamla yapamazsınız. Bunu efendim başka güçle yapamazsınız. Sadece bunu muhabbetle ve yürekle yaparsınız. Hepinizi yürekten kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi, şuradaki moral motivasyon, şurada gördüğüm enerji. Bakın şu enerji bile değil İstanbul'u Türkiye'yi kurtarmaya yeterlidir. Yeter ki bunu sağlayalım, beraber olalım. Şu kalpler bir atıyor ya şimdi. Hastasıyız yani. Çok güzel. Yani biz söylenene değil yapılana bakıyoruz. Söze değil işe bakıyoruz. O yüzden oyumuzu verirken de arkadaşlarımıza anlatırken de bunu anlatmamız lazım. Söylenene değil yapılana bak. Kardeşim icraat ortada. Ona bakacağız. Şimdi adam çıkmış. Herkesi seviyorum diyor. Adam kimi görse seviyor. Ağacı seviyorum diyor. O ormanı seviyorum. Ben seni de seviyorum. Lan ben seni hiç sevmiyorum. Her şeyi seviyor. Fakat bir tek valiyi sevmiyor. Polisi sevmiyor. Kendi gibi düşünmeyen vatandaşı hiç sevmiyor. Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Beylikdüzü'nü de hiç sevmiyor. Size söyleyeyim ya. Adam kendinden başka kimseyi sevmiyor. İşin özeti bu kardeş. Kendi gibi düşünmeyi de sevmiyor. Milleti de sevmiyor, devleti de sevmiyor. Onu sevenleri seviyor. Şimdi
FETÖ'sü çıkıyor, ben seni seviyorum, sana destek oluyoruz. Öbür bilmem teröristi çıkıyorsa, bunlar onu seviyor. Ya arkadaş, hiçbir şey düşünmesek şunu düşünmemiz yeterli değil mi ya? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu kadar yani. Bu kadar değil mi yani? Avrupalı bana sen çok iyi adamsın falan dese kendimden huylanırım. Lan bir yerde yanlışa başladık diye yani. Değil mi? Bütün Avrupa toplanmış beni destekliyor. İnan bende bir numara vardır derim yani. Bu adamlar senin iyiliğini ister mi ya? Fakat karşısında Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş mülayim, sempatik ve iş bitiren bilgili, becerikli birisi var. Niye buradayız? İşte onun için buradayız. Biz öyle adamların yanında ve arkasındayız kardeşim, onun için buradayız. Biz Anadolu'nun bağrından çıkmış gelmiş İstanbul'u icraatlarıyla memleketi fethetmiş bir adam var, onu mu yalnız bırakacağız? Kurda kuşa yem mi edeceğiz? Mümkün mü böyle bir şey? Asla değil. Biz o yüzden buradayız kardeşim. Onun için burada ve daha burada olacağız he. Hala burada olacağız. Seçim bitti. Allah izniyle seçimi de alacağız. Gene orada olacağız biz. Hep orada olacağız. Bu gençler yeter. Yıllarca her gittiğim yerde bana dediler ki gençlik bitmiş. Ya tipe bak, saça bak, ya küpeye bak. Ya dedim ki yapmayın bak. Bu gençlik bitmez. Niye? Ya mayası sağlam bunların bak. Bunlar sendeler eser devrilmez. Gene hop gelmesi gereken yere gelip gençlik bitti, gençlik bitti diyenler nasıl utandılar? O 15 Temmuz'da bitti dedikleri gençler tankların üzerinde Allahu Ekber diye bağırıyorlardı. Ne bitiyormuş? İşte o gençler. Sen tipine, saçına, küpesine, kulağına bakma. Onun mayası sağlam. Bizim gencimize, insanımıza vatan, bayrak, namus dedi mi kralı gelse tutamaz. Tutamazsın. Kimse tutamaz. O yüzden bu gençlik, bak İstanbul hareketi, harekette bereket var hakikaten de. İstanbul hareketi. Şimdi eskiden bir laf vardı. Hareket yapma, hareketin kralını görürsün derlerdi. Hareket yapmayın, bakın hareketin kralını görürsünüz burada işte bak. İstanbul hareketi. O yüzden şey yapmamak lazım. Çok da adını bile anmamak lazım ya. Adama ne desek prim yapacak yani. Hiç konuşmamak bile lazım. Hani bizim orada şey yaparlar. Böyle işe yaramaz bir adam gelince böyle yapar. Elleme lan yürüsün. Elleme yürüsün. Ama şaka bir yana. Şu güzelim şehir. Bizim. Her toprağında alnımızın teri var. Her toprağında bizim emeğimiz var ya. Şu İstanbul'da 15 Temmuz günü sokaklarda olanlar işte buradalar şimdi bak. Hepimiz buradayız. Derdi olan adamlar burada. Bu şehir bizim derdimiz. Ne olur bunu anlatalım. Buradakilere oy verin diyecek halimiz yok. Buradakiler anlatacaklar. Gittiğiniz yerde anlatın. Ne olur bu ülke ve bu şehir sahipsiz değildir. Bunu gösterelim. Dosta düşmana gösterelim. Adam Paris'ten mesaj atıyor. İstanbul'u kurtardık. Kimden? Kimden? Bizden kurtaracaklarmış. Sen onu benim külahıma anlat. Görürsün kim kimi neyden kurtarıyor. O yüzden ne olur eskiden öyle derlerdi. Yavru kendinize güldürmeyin oğlum derdi anne babalarımız. Ne olur el alemi kendimize güldürmeyelim. İşin ucunu sıkı tutalım. Bunun için ne lazım? Hiçbir şey lazım. Aha bu lazım işte. Şuradaki enerji, şuradaki birlik, şuradaki muhabbet. Başka hiçbir şey lazım ben size söyleyeyim. Yani. Ben Metin abi diyorum. Çünkü Metin abi de rahat söylüyorum bunu. Çünkü Metin Külük'ün öyle şeyleri yok. Bana şunu densin burada hiç. Metin abimiz o bizim ya. Bak Metin abi dedi hadi gençler dedi ya. Bir enerji gösterdi bize. Dedi ki ya böyle bir şey var ya siz ne oturuyorsunuz? Bak bir Metin abi yapıyor bunu. Bakın iş nereye geliyor yani. Demek ki isteyince, muhabbetle dert edince oluyor işte. Mevzu bu. Hep beraber buradayız. Bakın hiç tanımadığınız bir adamı dinliyorsunuz şu anda. Niye? Kardeşim, bu hareket için gelmiş, biz ne için buradayız? İstanbul için buradayız, ülke için buradayız. Bu adamı da onun için getirmişlerdir diye dinliyorsunuz. Ben 22 senedir sahneye çıkıyorum. Aralıksız bir Allah'ın kulu tanımıyor beni. 22 senedir sahnedeyim ama buna rağmen Türkiye'nin en çok program yapan sanatçılarından birisiyim. Her yere beni çağırıyorlar. Tercih ediliyorum kardeşim, yapacak bir şey yok. Bak, çok teşekkür ederim. Tercih edilmemin bir sebebi var. Niye ben çok tercih ediyorum? Niye başkası değil? Ben çok tercih ediyorum çünkü ucuz.
Bazı yerden para bile almıyor, merzak veriyorlar. Biz o yüzden neşemizi, moralimizi bozmayacağız. Hakikaten bak, şu ortam o kadar güzel ki. Şu yüzlerdeki gülücükler, şu muhabbet, şu heyecan o kadar güzel ki. Bunu dalga 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 yayacağız. Sadece bu seçime has değil bu he. Bundan sonra da devam edecek Allah'ın izniyle. Bu çok güzel bir muhabbet çünkü. O yüzden burada, bu muhabbet için burada. Başka bir şey için burada değiliz. Kimsenin bir çıkarı yok. Memleket için buradayız. Allah hepinizden razı olsun. Vallahi ben şurayı görünce insan duygulanıyor da bir yandan. Burada ben hani biraz mizah yapmak için çıktım ama. Bakıyorsun. Arkadaş, herkesin yüzünde bir enerji, bir gülüş, bir neşe var, bir aydınlık var. Herkese bir moral, bir heyecan var. Biz reaksiyon vermiyoruz. Biz aksiyon için buradayız. Ya şunu yapsa da işte böyle. Ben dedim abi, bunu yapmadı da böyle oldu. Ben de dedim abi ya, herkes demiş kardeşim, demeyen kalmamış. Herkes hata söylüyor. Şundan oldu, bundan oldu. Arkadaş ne yapacağız? Biriniz de onu söylesenize. Bak Metin abi çıktı. Dedi ki aha, bunu yapacağız arkadaşlar. Bak ne hale geldi, gördünüz mü? Bu kadar ya. Bu kadar yani. Bu kadar. Şimdi belki bana kızlar programdan sonra, sen beni çok konuştun diye, ama Metin abi sadece burada görmedik ki. FETÖ diyorsun, en önde Metin abi var. Dört döndürüyor vallahi FETÖ'yü Metin'i. Bak anket yapsınlar FETÖ'cüler arasında, en sevmedikleri adama çıkar söyleyeyim ya. O da ona bir madalyadır zaten. Bu kadar yani. Terör diyorsun, Metin abi çıkmıyor. Yalnız değil. Nereden anlıyoruz? Buradan anlıyoruz işte. Metin abi gibi daha ne yürekler var görüyoruz değil mi? Bak hele gençler. Onun için ne olur. Nankörler seviyor da nankörler sevmiyor. Onlar zaten sevmeyecekler. Onlar sevse Metin abi kendinden huylanır zaten. İstanbul'un bir tane abisi var. Var vardı. Şimdi o yüzden bu heyecanı dalga dalga yayalım. Derdimiz o. Onun için buradayız. Recep, ne kadar vaktim var benim daha? Bitti mi diyorsun? İn aşağı diyorsun ya. Ne kadar vaktin var değil mi? Çok konuştun. Şaka bir yana, şimdi ciddi mevzulara geçiyorum. Bir. Biz İstanbul'u İstanbul olarak seviyoruz. İstanbul'u İstanbul olarak biliyoruz. Ve İstanbul'u İstanbul olarak muhafaza ederek o şekilde de öleceğiz. İstanbul'a Bizans diyenler bu ülkede gün yüzü görmeyecek, gülmeyecekler. Bu bir. Biz inancımız gereği de, kültürümüz gereği de muhabbet, vicdan, ilim, irfan sahibi insanlarız. Rahat rahat söylüyorum, hepimiz de öyleyiz. Hiçbirimiz diğerleri gibi, gavuru gibi, Avrupalısı gibi değiliz. Neden? Çünkü yaradığını severiz, yaradandan ötürü diyen bir inancın mensuplarıyız. Avrupa övünüyor, daha zenginmiş. Diyorlar ki Avrupa çok zengin olabilir. Teknolojide ilerideymiş ya, böyle anlatan çok Avrupa hayranları var. Arkadaş, zenginliği yakalarsın, teknolojiyi de yakalarsın. Ama sendekileri onlar biraz zor yakalar. Allah nasip edecek. İlim, irfan, vicdan, iman. Bunları Allah verecek. Hiçbir şeyimiz olmasa bile biz öyle bir Allah'ın kulu, öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bunun şerefi bize yeter de artar bile kardeşim. O yüzden bizde moral bozulmaz. Bizde yeise düşülmez. Umutsuzluk olmaya ondan mı? Keşke, bizde keşke yok. Yaptın olmadı, hemen yenisine başla. Metin abi bunun başlangıcını yaptı işte. Bunun önderliğini yapıyor şu anda. Hiç. Aa şöyle mi ya, keşke, öyle bir şey yok. Yaptı olmadı, bir daha yenisin, hemen 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 durma. Enerjik, dinamik. Biz bu ülkeyi atalarımızdan miras aldık. Çocuklarımızı da miras bırakacağız. Namahrem eli sürdürmeyeceğiz. Bakın buradan hepimizin içindeki duygulara tercüman oluyorum ben. Kendim için söylemiyorum. And olsun, yemin olsun ki ne bu ülkeyi ne de bu şehri ite köpeğe teslim etmeyeceğiz. Bu ülkenin insanını, bu ülkenin kültürünü, bu ülkenin inancını, bu ülkenin geleneğini, göreneğini, köylüsünü, insanını sevmeyen adamları sevmeyeceğiz. Bu ülkeye de onları yar etmeyeceğiz kardeşim. Bu kadar basittir. O yüzden buradayız. Allah hepinizden razı olsun. Dediğim gibi evde de oturabilirdiniz ama bakın, bir işaret, bir şey, hepiniz buradasınız. Birlik olacağız diye.
Derdimiz var bizim kardeşim diye. Hanımlar, beyler, gençler hepsi burada. Allah hepinizden razı olsun. Yüzünüzden bu tebessümler, yüreğinizden de bu heyecan ve muhabbet eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Türkçe insan edecek affolsun efendim. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun var olun. Eyvallah. Evet. Recep abiyi bırakmadan. Recep abi camiamızın çok kıymetli sanatçılarından biri. Aynı zamanda bu hareketin başlangıcından beri aramızda ve bizlere sadece sahnede değil, bu işin mutfağında da çok ciddi destekler veriyor. Bizleri kırmadığı için, bizlerle birlikte olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür çok ederim. Eyvallah. Beni de aramıza layık gördüğün için ben teşekkür ediyorum. Metin abi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Eyvallah. Nasıl? Güzel hareket oldu mu bu? İyi miydi? Eyvallah.